Merhabalar sevgili seyirciler. Diyanet Televizyonu ekranından hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz sizleri. Efendim İl İl Manevi İklim programında sizlerle beraberiz biliyorsunuz. Bu hafta İl İl Manevi İklim programında Anadolu'nun en merkez, her anlamda merkez şehirlerinden biri Konya'dayız. Çok değerli konuklarımızla beraber, Konyalılarla beraberiz. Anadolu'nun ve özel olarak da Konya'nın manevi mimarı Hazreti Mevlana'nın huzurundayız. Bu akşam Konyalılarla, Konya'da uzun yıllardır yaşayanlarla, Konya'da doğan, eğitim alan, Konya'da yetişenlerle Konya'yı ve Konya'daki maneviyatı ve dini tutumu konuşacağız. Konya hakkında belli başlı ön yargılar var ve bu ön yargılar aslında Konyalı'nın kendi tutumuyla ilgili midir, değil midir? Onu Konyalılara soracağız. Hiç kimse elbette ayranına ekşi demez ama biz İl İl Manevi İklim programında gerçekten kendimizi ayna tutmaya, hem iyi yanlarımızı hem eksikliklerimizi konuşmaya, tartışmaya çalışıyoruz. Konya'nın elbette çok uzun bir tarihi geçmişi var. İnsan sıcaklığının en çok hissedildiği Anadolu şehirlerinden biri Konya. Bir yönüyle bakarsanız Çatalhöyük'ün 8500 yıllık tarihi bize çok şey söyler. Bir yönüyle bakarsanız Hristiyanlığın ilk azizlerinin Konya topraklarında bir dönem yaşamış ve buradan geçmiş olması çok büyük şeyler söyler. Bir diğer yanıyla bakarsanız Anadolu Selçuklularına başkentlik etmiş olan Konya çok önemli şeyler söyler. Elbette Osmanlı'ya hizmet etmiş önemli şehirlerden biri olarak çok şeyler söyler. Bir rivayete göre Yavuz Sultan Selim Doğu Seferi'ne geçerken otağını hemen Konya'nın çevresindeki bugünkü adıyla Takkeli dağın eteklerine kurmuş. Bir ara oturduğu yerden, otağının içinden Konya'daki ovayı seyrediyormuş. Birdenbire öğle üzeri bir fırtına, bir rüzgar kopmuş ve o rüzgar birden bir hortuma dönüşmüş. Yavuz Sultan Selim başkentte böyle bir şey görmediği için İstanbul'da, Konya'da bu manzarayı görünce şaşırmış ve vezirine dönmüş. Bire vezir, bu nasıl bir rüzgar? Ben hiç böyle döne döne esen, kopan bir fırtına, bir rüzgar görmedim. Veziri cevabı yapıştırmış. Hünkârım bilmez misiniz? Konya Mevlevi toprağıdır. Dağ taş sema eder. Hazreti Mevlana ile ismi özdeşleşmiş bir şehirdeyiz. Arif Nihat Asya bir Konya sevdalısı ve Hazreti Mevlana bağlısı. Konya'yı anlatırken tekrar ettiği bir kıtada her eda mana demek, Konya Mevlana demek diyor. Biz bugün Konya'da Hazreti Mevlana'yı, Konya'yı, Konyalı'yı konuşacağız. Bütün konuklarımıza İl İl Manevi İklim programı adına Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Efendim gittiğimiz şehirlerde malumunuz önce o şehrin kimliğini ama daha çok da kişiliğini anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Konyalıları dışarıdan tarif ediyorlar. Bir de kendilerinden duymak, dinlemek istiyoruz. Konyalı kimdir, kime denir diye. Çok değerli konuklarımıza ben soru sorarak başlayacağım. Sonra onlar katılımlarla bu cevabı ve soruyu zenginleştirecekler diye inanıyorum. Uzun yıllardır Konya Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli makamlarda, mevkilerde bulunmuş. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında hizmet eden bir değerli misafirimiz var. Aslen bir makine mühendisi ama KOSGİ Genel Müdürü şu anda Ercan Uslu Bey'le ben başlamak istiyorum. Sayın Genel Müdürüm, Konyalı kime deniyor? Siz Konya'yı ve Konyalı'yı nasıl tarif ediyorsunuz? Teşekkür ederim. Hocalarımdan özür dilerim. El emru fevkal edep kaidesince konuşayım. Bu kadar ulemanın yanında ilk söz bize verilince seyircilerimiz direkt ahir zamanda olduğumuzu fark etmişlerdir. Evet. Şimdi tabii değişik vesilelerle biz de yurt içinde ve dışında pek çok şehirle hemhal oluyoruz, gidip geliyoruz, görüyoruz, inceliyoruz. Konya'yı ben şahsen bu yüzyılda İslam dünyasına yapılan topyekün saldırılara karşı İslam'ın izzet ve şerefinin yeniden ortaya çıkarılacağı, toplum fıkhının ala kaderil imkan yaşandığı bir kök hücre şehri olarak görüyorum şahsen. Yani ortalama Anadolu Müslümanlığının, Türklerin
İslamiyeti toplu yaşamalarının homojen örneğini teşkil eden bir şehir. Hanefi, Maturidi ve tabii ki irfani boyutuyla Nakşibendilik, Mevlevilik, Kadirilik gibi tarihten de gelen derin irfani sosyal genetiğiyle, her ne kadar tabii ki meleklerden oluşan bir şehir değil, insanız hepimiz, ama yine de akla karanın karıştığı, dünyada bu kadar Müslüman kanının aktığı ve İslamiyet'e topyekün saldırıların yapıldığı zamanımızda Konya, İslam'ın toplu olarak kitaplarda yazılanın dışında uygulamalı olarak yaşanabildiği, insanların mutlu olduğu, tebessüm ettiği, selamlaştığı, ağlayanla beraber, dünyanın neresinde olursa olsun mağdurlarla beraber ağlayabilen, dertlerini paylaşabilen, muhacirleri bağrına basabilen, duyguları olan bir şehir olarak görüyorum ben. Efendim, siz şimdi öyle bir giriş yaptınız ki bizim programımızın aslında bütün çerçevesi ortaya çıktı. Sizin bu tarif ettiğiniz Konyalı Müslüman, maneviyat ehli, dindar kimliğinin nasıl ortaya çıktığını anlamak, öğrenmek üzere. Ki bendeniz bunu biraz çalışmış biri olarak biliyorum. Konya'nın Müslümanlığı kitabi değil, ameli. Sevgili seyirciler, şimdi şehrin tarihine, geçmişine göz atacağız. Eski bir iç deniz olmanın hasretini fıskiyelerde oynaşan kuşların cıvıltısında dinleyebilir, görebilirsiniz Konya'da. Akşamın akşam, sabahın sabah olduğunu iliklerinize kadar hissettiğiniz son birkaç şehirden biridir Konya. Burada gün bir şölenle doğuyor halen, bir matem merasimiyle veda ediyor ufuklara. On bin yıldır insanoğlunun şekil verdiği bu bereketli ova, insan sıcaklığını yaşıyor toprağında, taşında, gencinde, yaşlısında. Müşfik ve dingin yüzlerde kimlerin hatıraları ve izleri yok ki? Çatalhöyük'ten geçen ilk insanların, Hititlerin, Romalıların, Alparslan'ın açtığı kapıdan Anadolu'ya giren Müslüman Türk akıncıların, Konya önlerinde tavrımar olan Haçlıların, koca bir coğrafyayı yakıp yıkarken Konya'dan sessizce geçen Moğolların, inancı uğruna büyük fedakarlıkların timsali Azize Tekla'nın, İbn Arabi ve öğrencisi Sadreddin Konevi'nin ve İslam Orta Çağı'na yeni bir soluk getiren Hazreti Mevlana. Burası sadece bu dünyada görmek için değil, diğer dünyayı da hissetmek için insanların gelmesi gereken bir yer. Binlerce yılın yetiştirdiği Konya, olgun bir bakışla süzüyor içinde ve dışında olan biteni. Geleneğiyle, tarihiyle, imanıyla bozulmadan ve moderniteye teslim olmadan var kalabilmek için bağrına bastığı maneviyatına daha sıkı sarılıyor. Konya, Anadolu'da maneviyatın başkenti. Konya, insana insanlığı anlatan şehirdir. Konya'da vakıf insanlar var. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet döneminde de öne çıkmış çok kıymetli isimler var. Mesela Hacı Veysade Efendi bunlardan en sonuncusudur. Bugün bizim memleketimizin her köşesinde tanınan, bilinen bir isim. Aramızda Halil İbrahim Sayar var. Aynı zamanda bir iş adamı. 96 yaşında. Halil İbrahim amcamıza bir soralım. Efendim, eski hoca tipi, alim tipi nasıldı Konya'da? Siz neler gördünüz, yaşadınız ve Konyalı, mesela Ercan Bey'in, Sayın Genel Müdürümüzün tarif ettiğine siz nasıl bir yorum getirirsiniz? Efendim, 1932 yılını Hacı Veys Efendi, bugünkü Hacı Veys Camisi'nin karşısındaki Dolan Mahallesi diye bir yerde otururdu. Hoca Efendi'nden benim tek aldığım sevgi. Sevgi.
insanoğlundaki sevgi eğer Allah sevgisi, o peygamber sevgisi olursa yapamayacağı, muvaffak olamayacağı hiçbir iş yoktur. Evet. Makam sevgisi, para sevgisi olmadıktan sonra insanoğlunun yapamayacağı hiçbir şey yok. Hacı Reis Sade Hoca, Allah sevgisi ve topluma hizmet konusunda ivazsız, garazsız bir hocaydı. Değil mi? Sizin söylediğiniz bu. Evet. Konya'da zannederim Hacı Reis Sade Hoca ve benzerleriyle ilgili yapılan çalışmalar da var. Şimdi ben Sayın Müftümüze sorayım. Biraz evvel Ercan Bey'in, genel müdürümüzün, sonra Halil İbrahim amcamızın o çizdiği profil. Konya'nın maneviyat ehli, din ehli kimliğinin oluşmasında etkin. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve bugüne oradan nasıl bakabiliriz? O zaman hoca sayısı çok nadir ama çok daha kaliteli, çok yönlü, vefakar, vakıf insan hocalar var. Bugün de herkes kendi dönemini yaşıyor tabii. Bugün de sayılarımız vakıflar, dernekler var. Farklı alanlarda koşturan pek çok hocalarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Eyvallah. Tabii söylediğiniz gibi vakıf insan, vakıf malı alınmaz, satılmaz. Evet. Çünkü vakfın maddi bir karşılığını biçemez insan. Evet. İnsan da vakıf insan olursa, vakıf hoca olursa herhangi bir beklenti olmaz. Peygamberlerinin dediği gibi. Evet. Benim ücretimi ancak Allah verecektir anlayışı içerisinde hareket ederler. Yani o şekilde, yani o dönemin hocalarıyla bu dönemin hocalarını mukayese ettiğimiz zaman herkes kendi döneminin şartlarına göre iş yapıyor. Hocam genel bir kanı var. Yani bu modernleşme, teknoloji filan bu vakıf insan kavramını bizden çaldı gibi. Bu haklı bir gerekçe mi sizce yani? Bugün de bir hoca, bir alim, bir arif kendisini şehrine, insanına vakfedemez mi? Böyle olduğu halde yaşama imkanını devam ettiremez mi yani? Kesinlikle demiyor. Zaten evrensel bir değerdir. Yani her toplumun, gelişmiş toplumun içerisinde her alanda vakıf insanlar olur. Bugün de vardır. Elbette var. Onları da fark etmeliyiz, görmeliyiz yani. Ama zor dönemlerde olduğu için onları daha bariz bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Hacı Ali Küçük Akın, sevgili seyirciler, Konya'da bir yayın evi sahibi ve kitap çalışmaları yapıyor. O da bir Konyalı. Ona soralım. Konyalı kimdir? Konyalı kime denir? Çizdiği bu çerçeve içine Ercan Bey'in, Halil İbrahim Sayar amcanın, Sayın Müftümüzün nasıl bir katkıda bulunacak? Hacı Ali Bey, buyurun. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Evet. Şimdi Konyalı dediğimizde mikrofonu biraz yakın tutalım. Konyalı dediğimizde başta akla dindarlık geliyor. Evet. Bunu belki dışarıdan da yüklüyorlar bu anlamı. Belki Konyalı da kendisini öyle tanıtıyor. Fakat bunun karşılığını verebiliyor mu? Zor. Evet. Çünkü İslam'ı yaşamak, bireysel olarak İslam'ı yaşayabilirsiniz. Ama toplu olarak İslam'ı yaşamak derseniz bu Konya'da zor. Bunu sivil toplum kuruluşlarıyla belki bu açığı kapatmaya çalışıyorlar. Belki belediyelerin de bu İslami hassasiyetlerinden dolayı halka verdiği hizmet Konya'yı dindar gibi gösteriyor. Evet. Ama derinlemesine indiğimizde bu kavramın veya bu iddianın içinin biraz boş olduğunu görüyoruz. Evet. Niye derseniz, hangi açılardan siz boş görüyorsunuz? Suriyelileri kabul eden bir Konya yıllardır abdalları, işte yeni mahalledeki Alevileri dışladı. Daha yeni yeni kazanımlara giriliyor. Bu da kentsel dönüşümün ağırlık kazanmasıyla. Şimdi Hacı Ali Bey, yani dindarlığın ölçütü başka toplumsal kesimleri kolayca kabullenmeyi de içerir mi? Yani böyle bir yargı mı var? Tabii yani. Şimdi Müslümanlık anlayışınıza bağlı. Evet. Müslümanlık anlayışınızı siz Sünni, Selefi bir çizgide gösterirseniz yani diğer mezheplere karşı bir mesafe almış oluyorsunuz. Çünkü Sünni bir anlayış ağır basıyor. Şimdi Hacı Ali Bey'in geliştirdiği bir yargı var sevgili seyirciler. Dindarlık ya da maneviyat ehli olmak öteki insanla barışık olmaklığı da getirmelidir diyor. Sayın dekanımıza soralım. Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamıza. Hocam siz yıllardır ilahiyat fakültelerinde, imam hatip liselerinde hocalık yapıyorsunuz. Din ehli olmaklıkla barışık olmak arasında bir doğrusallık var mı? Toplumsal kesimleri bağrına basmak, onlara bağrını açmak arasında. Evet. İslam'da tabii değişik anlayışlar, değişik yorumlar var. Biraz önce kardeşimiz dedi ki işte Sünni algı bu şekilde. Suriyelileri bağrına basan bir Konyalı, abdalları bağrına basmadı. Yani dışladı gibi şeyler söylendi. Aslında bu Sünnilikle alakalı bir şey değil. Yani insanilikle alakalı bir şeydir.
İslam zaten geliş amacı insanı değiştirmeye dönüktür. İnsana değer verirken insanların inancına, meşrebine, mezhebine göre değer verme değil, salt insan olduğu için değer verme anlayışı vardır. Hazreti Mevlana'nın huzurunda bulunuyoruz. Hazreti Mevlana çağrıda bulunurken dünyanın değişik bölgelerinde gelin ey Müslümanlar çağrısı değil, gel ne olursan ol gel dediğine göre hangi ırktan, hangi renkten, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun insan kardeş olma anlamında bir çağrı var. Evet. Elbette insanın kusurları var, yani eksiklerimiz var. Bunlar dinden değil, gelenekten, örften, tarihten getirdiklerimizden kaynaklanabilir. Ama şunu ifade etmek isterim ki Konya tarih boyunca Darüsselam olmuş, barış yurdu olmuş. Hatta Selçuklular döneminde 11. yüzyıl o dönemlerde 12. yüzyıl Moğol saldırılarına maruz kalmasına rağmen ve Darüsselam olma özelliğini kaybetmemiş. Burası bir barış adası din haline dönüşmüş. Din ve gelenek arasında siz bir fark koyuyorsunuz. Tabii yani fark hocam? Vardır. Şimdi elbette gelenek gücünü dinden alır ama yani başka unsurlar da karışır geleneğin içerisine. Evet. Belki filtreden geçirilmesi gereken şeyler de vardır. Konya'da İslam dışı bu anlamda unsurlar da geleneğin vardır. Bıraktığı süzülmesi gereken şeyler var mı vardır Konya'da? Yani mutlaka. Mesela ne var hocam? Mutlaka. Neleri süzmelidir vardır Konya kendi geleneğinden size şimdi göre? Yani her toplumda şu vardır. Kabullenme açısından kişiyi tanımadığı için, onun kültürel yapısını tanımadığı için, düşüncesini tanımadığı için bazen içe kapanma olabilir. Bunu ötekileştirmek değil, bir dışlamacılık gibi anlayabilirler ve Konya çok milliyetçi, kendisinden olmayan insanları kolay kolay kabul etmeyen bir şeye sahiptir gibi algılar da vardır bu algılar. Bunu doğal karşılamak lazım. Bu aslında onu kabul etmeme anlamında değil. Belki bu manada Konyalı kimdir dediniz. Mesela evet, bir tarif edin, nasıl bir insan tipolojisine girer? Hazreti Peygamber'in insanların en hayırlısı insanlar için yararlı olandır. Evet. Kavlini kendisine ahlaki ilke edinmiş bir kimsedir aslında Konyalı. Konyalı düşeni kaldıran, evet, endişesi olan, düşüncesi olan, ekmeğini, aşını yoksullarla, kimsesizlerle, mağdurlarla paylaşan bir kimsedir. Evet. Konyalı ötekileştiren bir kimse değildir. Evet. İnsanları zorla kendisine benzetmeye çalışan bir kimse de değildir. Evet. Herkesi kendisi neyse onunla kabul etmeye çalışan bir insandır. İzin verir misiniz? Hüseyin Pek Aşık var en arkada sağ köşede. Sevgili seyirciler, Hüseyin Pek Aşık Konya'da 120 yaşına yaşkın. 120 yaşına yakın ölmüş. O da çok yakın bir zamanda ölmüş. Haydar Pek Aşık'ın oğlu. Haydar Pek Aşık Konya'da Abdallar diye bilinen bir toplumsal kesimin, toplumsal sınıfın, bir mahallenin kanaat önderiydi. Bendeniz de kendisini tanıdım. Hüseyin Pek Aşık'tan şimdi soralım. En son Dekan Bey dedi ki Konyalı hiç kimseyi zorla kendisine benzetmez, olduğu gibi kabullenir. Siz kendinizi dışlanmış hissediyor musunuz Konya'da? Ali Bey, Can Hanım, dışlayan kendini dışlasın. Evet. İnsan yaratılış varlığı neyse ona bir baksın. Evet. Benim babam 73 millete bir nazarla bak, hak sevmiş, yaratmış, söz etme gönül derdi. Siz Konyalıları böyle seviyorsunuz ama. Tabii seveceğiz. Herkesi seviyorsunuz. Hepimiz, hani Hazreti Ali Efendim diyor, ya dinde, ya nesilde, ya soyda kardeşsiniz diyor. Hepiniz diyor. Yani bu yavru da Müslümanı da kim olursa olsun herkes birbiriyle kardeş diyor. Evet. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'dan yaratıldık. Osman Bey'e bir sözü verebilir miyiz? Osman Özkan Bey tarihçi, Hüseyin Pek Aşık abi diyorum, kusura bakmayın, Hüseyin Pek Aşık Bey. Devam edeceğim, buyurun. Ben Konyalı değilim. Ben asaleten Niğde, veladeten Adana, ikameten 45 yıldır Konyalıyım. 45 yıl. Ben 45 yıldır 1969'da. Artık Konyalı olmuşsunuz. Konya öyle hakikaten çok farklı bir yer. Mesela Mersin'de öğretmenlik yaparken bir Konya'dan 8 senelik bir ayrılmam söz konusu oldu. Biz oradaki öğrencilerimize Konya'daki okulları yazdıramıyorduk. Niye hocam? Çünkü Konya'ya gittiği zaman erkek öğrenciler ya da bayan öğrenciler döndüklerinde bayanlarla el sıkışmıyorlar. Şimdi Konya Federal İslam Cumhuriyeti diye tanınıyor zaten dışarıdan. Yani bir dönüştürücülüğü mutlaka var.
Ben dönüştüm. Ben çünkü nereden anlıyorum dönüştüğümü? Çünkü Konya'yı çok seviyorum. İnol Gülnar Bey'e bir sözü verebilir miyim? Onun herhalde bir katkısı var. İletişim Fakültesi'nde doçent, Selçuk Üniversitesi'nde. Buyurun hocam, biraz mikrofonu yakın tutar mısınız? Herkese bereketli akşamlar diliyorum. Eyvallah. Çok hocam, öğrencilik yıllarından, öğrencilerden bahsedince ben de konuyla alakalı bizzat yaşadığım, tanık olduğum ve duyduğum birkaç konuyu sizle paylaşmak istedim. Ben de üniversitede yaklaşık 16 yıldır Konya'dayım. Konyalıyım kendim de. Lisans eğitimimi Eskişehir'de görmüştüm ben. Orada da bir olumsuz algıya şahit olduk, ne yalan söyleyelim. Konya, Konyalı olmak. Bazen kendi kendimize sorduğumuz bile oldu. Ya biz ne ettik ki? Hani bir laf var ya. Siz Konyalısınız değil mi? Ben Konyalıyım. Evet. Kendimizi sorguladığımız bile oldu. Yani kime ne zararımız oldu ki böyle bir olumsuz bir algı oluştu gibi. Neyse, döndük geldik kürçü dükkanına. Bundan da çok mutluyum, çok şükür. Eyvallah. 16 yıldır memleketimizde, devletimizin üniversitesinde, devletimizin çocuklarına, milletimizin çocuklarına evet. bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Şunu gördüm. Buraya yeni asistanlığa başladığımız yıllarda da memleketin farklı yerlerinden, vatanın her toprağı bizim. Evet. Canımız ciğerimiz hepsi buradan gelen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, asistanlar, kim olursa fark etmez. Başlangıçta çok olumsuz yargılarla gelen asistan arkadaşlarımız da olmuştu. Öğrenciler de olmuştu. Ama inanın birkaç tanesine canlı olarak ben şahit oldum. Daha sonra en aşırı söylemde bulunan arkadaşlar Konyalı bir hanımefendi arkadaşımızla evlendiler. Evet. Konya'ya yerleştiler. Ve evet. şimdi emin olun bizden fazla Konyalı oldular. ha ben bu tabii... bundan memnuniyet duyuyorum. Bir şey daha paylaşmak Buyurun. İstiyorum müsaadenizle. Bu yıl pek belki basında falan yer aldım bilmiyorum ama Konya'nın turizm başkenti olması vesilesiyle muhakkak onun da etkisi vardır. Bu manada hem kendi üniversitemizin hem de Necmettin Erbakan Üniversitesi var. O da Konya'nın değerlerinden birisi. Büyükşehir Belediyesi. Birçok kurum çok ciddi çalışmalar yaptı. Muhtemelen onların da etkisi vardır. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültemiz Konya normalde bir sahil kenti falan olmamasına rağmen evet. ama tabii ki kültür turizmi manasında ciddi değerlere sahip ki şu anda fiziksel olarak da böyle bir mekanda bulunuyoruz. Hem manevi hem de kültürel bir zenginlikte bulunuyoruz. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi bütün turizm fakülteleri içerisinde en yüksek puanla öğrenci alan fakültemiz oldu. Konya evet. olarak da ben bundan mutluluk da duyuyorum açıkçası. Bu son açıkçası. Söylediğiniz cümleden hareketle ülkemizin gittikçe muhafazakarlaştığına dair bazı veriler var. En azından görsel bağlamda böyle. Mesela Konya bu muhafazakarlaşan Türkiye için bazı hususlarda, alanlarda model olabilir mi? Barışıklık dediniz, ötekine saygı dediniz. Ahmet Çalışır Bey, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda devlet sanatçısı, kendisi hafız. Buyurunuz efendim, sizden dinleyeyim. Teşekkür ederim. Yani bir profil çizimi var şu ana evet. kadar bütün konuşmacı büyüklerimizin ifadelerinde. Ben bir hususun eksik kaldığını düşünüyorum. Buyurun, buyurun lütfen Ahmet Bey. Şimdi Kur'an ve dindarlık zaten ikisi tefrik edilemeyen, yani Kur'an bağlamında bir dindarlıktan bahsediyoruz. Ve fakat Kur'an medeniyeti bağlamında da düşünmek lazım Konya'daki insan profilini. Şimdi bu noktadan hareketle baktığımız zaman sadece salt olarak efendim yani ibadet anlamında bir dindarlık değil, medenilik anlamında da örnek insanlarla yani maya tabir edeceğimiz bulunduğu ortamı mayalayan insan profillerinin de yoğun olduğu bir memlekettir Konya. Evet. Şimdi düşündüğünüz zaman ilk aklıma gelenleri sayıvereyim. Yani Hacı Beysaat Efendimiz'den örnek verdi. Halil İbrahim amca, Ali Ulu kurucu üstadımız. Evet. Yani tam bir medeni insan, mefkure sahibi, mütefekkir. Yani her haliyle maya insan olduğu ortamı mayalayıveren, kendisine dönüştürüveren adeta bir insan. Evet. Şimdi zaten hazırlığın içerisinde de var efendim büyüğümüz Hüseyin Öksüz evet. ağabeyimiz, hocamız. Evet, evet. Dünya çapında bir hattat. Yine Kur'an medeniyeti bağlamında düşündüğünüz zaman ilk akla gelen isimler bunlar. Veya Ebrucu veya Muski olarak düşündüğünüz zaman bir Sadreddin Özçimi veya Fevzi evet. Özçimi veya Ali Kemal Belvranlı. Yani bu isimlerin hepsi marka firma isimler ve hepsi de evet. Kur'an medeniyeti bağlamında hakikaten tetebbuatı, mütalası yüksek derecede, yüksek Hocam, zevke sahibi evet. insanlardır. Ben Deniz çok teşekkür ederim. Siz dini estetikle yaşayan bir şehirdir Konya. Aynen Dolayısıyla öyle. Yani dindarlık dediğimiz şeyi bundan bağımsız düşünürsek tam olarak Konya'ya haksızlık yaparız evet. diyorsunuz ama... Bu bağlamda da bir örneklik ve Türkiye için model olabileceği alanlar var mı diye. Sevgili seyirciler, Merkez İlçe Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru Hanım var. Bir belediye başkanı olarak ve bir hanım olarak bu bağlamda tecrübesini dinleyelim.
Evet efendim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Benden hiç teşekkür ederim. Hazreti Pir'in makamından şu anda bizi izleyen tüm izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Eyvallah, çok sağ olun. Az önce tabii konuşmalarda dinlediğimiz kadarıyla bu şehrin dönüştürücü rolünden bahsettik. Mutlaka ki şehirlerin toplumlar üzerinde dönüştürücü bir rolü var. Kişilerin de yine aynı şekilde şehir üzerinde dönüştürücü rolleri var. Ama ben buradaki etkiyi sadece dönüştürücü bir rol olarak değil, bir aidiyet olarak tanımlamak isterim. Ya şehre bir aidiyettir bu, uzun süre yaşadıktan sonra. Ki bunun da olması gerekir günümüz şehirlerinde. Şimdi tabii Konya bu anlamda baktığımız zaman kurucu harcı aşk olan bir şehir. Kurucu harcı evet, aşk olan bir şehir. Evet. Bu Allah aşkı maneviyat anlamında her yönde, estetik anlamında bunu her yerde görebiliriz. Ama maalesef tabii Cumhuriyet'in ilanından sonra pek çok eserimizi kaybetmişiz. Tarihi ve kültürel mirasımızı evet. kaybetmişiz. Bizler Konya Belediyeleri olarak tarihi ve kültürel mirasın canlandırılması suretiyle bu ruhu tekrar canlandırmak, katkı sağlamak üzere hep birlikte seferber olduk. Evet. Bunu İzin verir misiniz? Tabii. Ben size tekrar döneceğim ama Fatma Toru hanımefendi. Burada içinde bulunduğumuz alanın müze müdür yardımcısı Naci Bakırcı Bey var. Şimdi siz bir canlandırılma faaliyeti yürütüyorsunuz ve Konya gerçekten bu anlamda çok ileride bir şehir. Ama kendi tarihi eserleri ki hepinizin takdir edebileceği bir şeydir bu. Aslında tarih, gelenek, din, maneviyat bunlar birbirinden kopartılamayacak şeylerdir. Naci Bakırcı Bey'e ben sormak istiyorum. Müze müdür yardımcımıza, sanat tarihi uzmanı değil misiniz? Hocam, Konya'da bir tarihi korumacılık, tarihi korumak ve bunu yaparken manevi hislerle yapmak fikri var mıydı? Var mıdır? Var mı? Bugüne Konya bir Selçuklu başkenti olarak geldi mi efendim? Konya'da bir şehir efsanesi var. Az önce başkanım da söyledi. Cumhuriyet'in ilanıyla beraber Konya pek çok kültürel varlığını kaybetmiştir diye. Bu o kadar söyleniyor ki 200 sene Selçuklu Devleti'ne başkentmiş olan Konya, Selçuklu sultanlarının naaşlarını yok etmiş. Pek çok yapı tahrip olmuş. Bunun derinliğine baktığımızda gerçekten Konya'yı dışarıda temsil eden kültürel varlıkları, 1000 senedir, 800 senedir ayakta olan Selçuklu yapıları bugün pek çoğu ayakta. Evet. Konya dönüşürken 30 kadar mescit yapılmış. Mahalle mescitlerimiz var Konya'da, Selçuklu mescitleri. Yüksek binaların arasında pek çoğumuz farkında bile değiliz. Ama gerçekten Cumhuriyet'in ilanıyla beraber... Yüksek binaların arasında biz Selçuklu bakiyesi olan eserlerin farkında değiliz dediniz. Yani şehirde gezen insanlarımızın kaç tanesi mahallesindeki Selçuklu Mescidi'nden habersiz sanmıyorum. Pek çoğumuz habersiziz. Evet. Yani Zafer'de yürüyen gençlere ben soruyorum, üniversite mezunu, turizm bölümünde okuyan gençlere bile Karatay Medresesi'nin bir Selçuklu yapısı olduğunuzu biliyor musunuz diyorum. Bundan bir haber gençlerimiz var. Evet. Fakat şehirde olanlar şu, aslında Konya'da eski eser korumacılığı 1931 yılında Gazi evet. Mustafa Kemal Paşa'nın Konya ziyaretiyle başlıyor. Evet. İsmet Paşa'ya çektiği meşhur bir telgraf var Konya'dan. Evet. Konya'daki aydın gençler Atatürk'ü Konya'da gezdiriyorlar. Evet. Ve Atatürk o telgrafında diyor ki, Konya'daki pek çok yapı asker işgalinden arındırılsın. Evet. Ve acilen bunlar restore edilsin. Konya Türk harsının en esaslı menbaalarından evet. biridir diye de bir şeyi var yani Konya'yla ilgili. Yani bunun üzerine Konya'daki yapıların dönüşümü 1931'de başlıyor. Fakat Kurtuluş Savaşı'nda pek çok yapımızın içerisinde belki hocalarımız hatırlayacaklardır. Askeri birlikler konuşlandırılmış. Evet. Karatay Müzesi'nde, İnce Minare Müzesi'nde, Sille'de, pek çok yerlerde, Şerafettin Camii'nde. Bunlar belki o gün için uygun şeylerdi. Ama o günün yaralarını bugüne taşımak artık eski eserlerimizi koruma noktasında çok önemli şeyler değil. Şimdi evet. güzelliklere bakmak lazım. Yani şehir dönüşürken pek çok şeyi kaybetmişiz. Profesör Doktor Zekeriya Mızrak hocama sormak istiyorum ben. Hocam, tarihi eserin çokluğuyla özellikle İslam'a ait, yani cami gibi, medrese gibi, tekke gibi, türbe gibi bu eserlerin bir şehirde çok olması ve korunmasıyla o şehrin tarihine, geleneğine, maneviyatına saygı duyması ve bunları yaşıyor olması arasında bir bağlam kurulabilir mi? Ben şimdi bunu ezbere söyledim Naci Bey'e, Sayın Başkanımıza ezbere sordum ama yine Osman Bey'den gelen ikaz gibi bir ikaz almamak için size soruyorum. Böyle bir doğrusallık var mıdır, mümkün müdür? Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben çok esasında biraz önce de görüş serdetmek istemiştim. Şu bağlamda Konyalı ya da Konya neresidir, Konyalı kimdir?
kavramından hareket ederek zaten buraya kadar geldik. Evet. İzniniz olursa mekan ve yer ayrımı bağlamında evet. Konya'yı değerlendirmek istiyorum. Mekan dediğimiz zaman ruhu olan, kişiliği olan, kimliği olan, geçmişi ve geleceği olan bir mekan anlayışı var. Yani oradaki yaşayan kişiliklerin de içinde olduğu bir profil. Evet. Yer dediğimiz zaman daha statik, daha nötr, daha durağan bir toprak parçasından bahsediyoruz. Evet. Yabancı dilde de bunun farkı var. Yani mekan dediğimiz zaman space, yer dediğimiz zaman place şeklinde ayrılıyor bu kelime farkları. Dolayısıyla Konya sıradan bir yer değil. Konya sıradan bir toprak parçası değil. Konya yaşayan bir mekan, geçmişiyle ve geleceğiyle yaşayan bir mekan. Yani Bahattin Veletlerden, Hazreti Mevlana'lardan, Kadı Sıracettinlerden, Fahru'n Nisa'lardan, Piri Esat'lardan, Memiş Efendilerden, Seyyid Harun Veli'lerden ve biraz önce bahsi geçen Hacı Veysade Mustafa Efendi'ye kadar hakikaten alim, abid, gönül insanları, irfan ehli insanların yaşadığı ve tarihe ışık tuttuğu bir şehir. 50'li yıllardan Hacı Veysade esasında toplumumuza, insanımıza, gençlerimize adam olmayı öğütlemiş. Bir kerametini ben orada hissettim. Adam olmak nedir diyeceksiniz belki. Adam olmak şu benim anladığım kadarıyla bir duruş ve bakış sahibi olmak. İşte biz bunu sorguluyoruz hocam. Bir duruş ve bakışı var Konyalı'nın. Konyalı Müslüman'ın, dindarın, maneviyat ehlinin. Bunu anlamaya çalışıyoruz. O yüzden sizi burada misafir ettik ama buraya bir mim koyayım müsaadenizle. Evet. Değerli konuklar, şimdi bu şehrin manevi merkezinin huzuruna gideceğiz. Kendi ifadesiyle sebeplerin yaratıcısı Allah'ın takdiriyle Behten çıkıp gelmiş Mevlana ve ailesi Konya'ya. Babası da alim, kendisi de alim. Bir alim nasıl sevilirse öyle sevmiş Konya Mevlana'yı ve ondan sonra sevilmiş alimler Konya'da. Çığlığı sınırları, çağıltısı asırları aşmış. 800 yıldır muhabbetle karşılıyor her geleni. Söylediği söz aslında öz. İnsan Allah'ın sırrını taşır. Bu yüzden her insan layıktır şefkate ve merhamete. İslam barıştır. İslam'dan amaç hem kendisiyle, hem ötekiyle, hem yerle, gökle, her şeyle, hasılı varoluşla ve varlığın sahibiyle barışık olmaktır. Kemal de budur Mevlana'ya göre, aşk da. Bunun en büyük örneği de Muhammed Mustafa'dır. Öyleyse aklımız, gönlümüz onu anlamalı, onu aramalıdır. Böylece imanımız aşk, aşkımız da iman olmalıdır. Türbesi sadece Konya'nın değil, tüm Anadolu'nun manevi merkezi. Her yüzden, her dilden, her milletten insan var huzurunda. Mevlana halen yol gösteriyor fikirleriyle, eserleriyle, barışı, teslimiyeti ve İslam'ı arayanlara. Halen okunuyor mesnevisi 4 kıtada, biliniyor şiirleri tüm dünyada ve yaşıyor en sahih izleriyle Konya'da. Uzun yıllardır Konya'da hat öğreten, hat sanatına hizmet eden Hattat Hüseyin Öksüz hocamız var. Ahmet Çalışır Bey bir fikir ortaya koydu. Dedi ki Konya bunu estetik olarak da yaşamaktadır. Dolayısıyla Konya'yı bu estetiği anlamadan anlamak mümkün değildir. Ve Zekeriya Bey'in, Naci Bey'in katkıları oldu. Siz hat sanatınızı ve hat sanatıyla beraber öğrettiğiniz edebi almaya hazır bir
Konyalı nesil gördünüz mü bu yaşınıza kadar bunca yıllık hizmetinizde? Efendim, uzun yıllardan beri hasenatımızla uğraşıyorum. Çok gençler geldi, çok gençler yetişti. Tabii İslam sanatları içerisinde en zorlarından birisidir. Evet. Şimdi Konyalı'yla ilgilendiren, Konyalı'nın karakterini anlatabileceğim bu karşımızdaki kapının üzerinde bir yazı var. Evet. Molla Camii'nin bir beyti. Evet. Orada Molla Camii fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet Molla Camii'yi davet ediyor İstanbul'a. O ilk önce gitmiyor. Sonra biraz gecikmeli olarak gittiği zaman da Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiğini öğreniyor. Tabii giderken de gelirken de türbeye uğruyor. Evet. Bu uğrayışlarından birinde huzurda epeyce kalıyor. Tabii nasıl bir manevi alışveriş olduysa oluyor. Çıkarken cebindeki tebeşirle kapının üzerine bu beyti yazıyor. Kâbetül Uşşak, Bahşet İn Makam, Herki Nâkıs Ahmet, İnce Aşüt Tamam. Evet. Yani burası aşıkların Kâbesi oldu. Her kim ki buraya nakıs geldi, noksan geldi, tamam gider. Evet, eyvallah. Yani Konya'ya gelenlere sanki hala yüzyıllardan beri hitap eden bir şey. Konya'nın tamamlayıcı bir yanı var. Tamamlayıcı diyorsunuz. Bir yanı var. Bütünleştirici bir yanı yani var. Yani Konya'nın buraya gelenlerde iz bırakan bir yanı var. Evet. Kemal'e yani, ulaştıran bir yanı var. Kemal'e ulaştıran bir yanı var. O da bunun da mayası çoğu Mevlana Hazretleri'nden kaynaklanıyor tabii ki. Evet. Siz gelecek nesilden bir hat ustası, artık 48-50 yılı bitirmiş biri olarak ümitli misiniz Konya gençliğinden? Bu dediğiniz tarihe, bu profile, bu yüze, bu bakışa sahip çıkabilecek bir nesil var mı ortada? Ne görüyorsunuz? Olmaz mı? Yani şimdi mayamızda var bizim sanatkarlık. Evet. Tabii Konya aynı zamanda Mevlana beldesi olması hasebiyle bir açıdan da sanat açısından da konservatuvar gibidir. Evet, sanatlar açısından. Sanatlar açısından. İzin verir misiniz? Bunları en son sevgili konuklarımız Konya ile ilgili bir antolojik sayılabilecek bir dergi çalışması yaptı. Ulvi Kubilay Dündar Mahalle Mektebi adıyla Konya'da çıkan bir dergide. O dergide kendisiyle program için yaptığımız görüşmede ifade ettiği bir şey vardı sevgili seyirciler. Konya'yı Konyalı olmayanlara yazdırdık dedi. Bayağı çaplı bir eser oldu değil mi o? Ne aldınız? Kendisi de Konya'da bir öğretmen ve Konyalı. Buyurun, ne öğrendiniz o dergiden? Efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Şimdi Yahya Kemal diyor ki, Frenk hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı diye bir sual ediyor. Frenk hayatının gecesinden sabah namazına uyanılır mı? Aslında bu şu anki bizim Konya için aradığımız sualin tam da cevabı olsa gerek. Konya'daki geleneksel hayat modern hayattan ziyadesiyle payına düşeni aldı diye düşünüyorum. Biraz da durum bundan ibaret diye düşünüyorum. O dergide yaptığınız çalışmadan evet. Siz hangi nihayete ulaştınız yani? Sonuçta ne çıktı ortaya? Orada da yine böyle bir şey çıktı. Konya'nın dönüştürücülüğünden çıktı. Evet. Konya için Galat olmuştur. İşte kız verme mevzusu vardır. Buradaki efendim yalnız Ulvi Bey, siz edebiyatçısınız. Bağışlayın. Yavuz Sultan Selim'in bilmez misiniz Mevlevi toprağıdır. Dağ taş sema eder. Döner ve dönüştürürden dışarı çıkamadık. Şehabettin Uzun da herhalde İbrahim Demirci Bey, Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, bir şair, yazar ve edebiyat öğretmeni, Türkçe öğretmeni, özür dilerim. Efendim diyor ki Şehabettin Uzun, giren bilmez, bilen girmez, bu bir bab-ı ilahidir, giyen bilmez, bilen giymez, bu bir Konya külahidir diyor. Bu Konya külahının algılanmasıyla ilgili zannederim eksik bir şey var. O hangi günlerden, nereden kalmadı? Onu ya, bir tavsiye eder misiniz? Eksik midir, fazla mıdır diye sormak lazım. Sanki Konya ya da Konyalı denince tek bir tipmiş gibi bir hava oluştu. Dindarlık bağlamında da sanki yine yeknesak ya da homojen bir yapıymış gibi algılanabilir. Yok böyle bir şey. Yani ben kendi ailemden biliyorum. Çok değişik, her insan kendi mizacına göre değişik dini anlayışları, değişik yönelişleri rahatlıkla benimsemiş ve sürdürebilmiştir. Evet. Yani bu burada belki hoşgörü dediğimiz şey önemli bir unsur olarak ortaya çıkabilir.
Bir de işte Konya'nın işte İslam, Kur'an merkezli bir tarihi, geçmişi, kültürü olduğu gibi bir söz söylendi. Bu nispeten doğru. Az önce Hüseyin Öksüz hocamız caminin beytini işaret etti kapıda. Ben de hemen onun altında Kufi galiba Konya Asar-ı Atika Müzesi 1926 ibaresini görüyorum. Yani burası astane olan Mevlevi dergahı 1926'da Asar-ı Atika Müzesi olmuş. Ve uzun yıllar müze olarak kullanıldı diyelim ve müzeye girilir gibi giriliyor idi. Fakat içeride insanlar elbette dua ediyor. Türbe ziyaretiyle müze ziyaretinin karıştığı bir türbe durum. Türbe ziyaretiyle müze ziyaretinin. Evet. Müze gezisinin. Birleşmiş idi bu binada. Evet. Yani Türkiye'nin yaşadığı, belki genel olarak İslam dünyasının yaşadığı büyük bir kültür şoku, batılılaşma dediğimiz ya da işte çağdaşlaşma vesaire gibi muasır medeniyet vesaire de deniyor. O çerçevede yaşadığımız değişimi göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve bu halkın talebiyle olmuş bir dönüşüm değildi. Yukarıdan devlet zoruyla yapılan uygulamalar dizisi olduğu için bunların yol açtığı travmalar, bunların yol açtığı sapmalar, bunların yol açtığı belki gizlenme ihtiyacı, bunların yol açtığı göç olguları unutulmamalıdır. Biraz burada insafsızlık mı ettik biz bu konuşmalar etrafında Konya'ya? Hayır, yani gerçeğin gönlümüze hoş gelen yanlarını öne çıkardık diyebiliriz. Halbuki tarihimizin acılı diyebileceğimiz yönleri de var. Burada az önce adı anılan Ali Ulvi Kurucu merhum mesela Konya'da yaşayamadığı için hicret etmiş uzun ailesi yıllar. Ailesi de değil mi? Ailesiyle birlikte ve başka aileler de vardır. Hocam özür dilerim, yani bu anlattığınız çerçeveyi anladım ben. Yani Konyalı'nın yaşadığı bazı travmatik durumlar Türkiye'nin, var. Türkiye'nin tabii ki. Ve bunlar dış müdahaleyle oluşmuş durumlar. Bunları da göz önüne alarak Konya'yı değerlendirmek, insafsızlık etmemek gerekir diyorsunuz. Ancak mesela Namık Güler Bey, sevgili seyirciler, bir kimya mühendisi. 1980'li yılların sonunda Konya merkezde ortaya çıkmış bir yoruma göre Anadolu aslanları, bir gruba göre yeşil sermayenin içinde bizzat bulunmuş, tecrübe etmiş bir tecrübeli isim. O bu yeni bir ekonomik model kalkışmasının niçin ortaya çıktığını ve nasıl sonuçlandığını en azından bir kısmı açısından ve Konya'nın bundan neyi tecrübe ettiğini soralım. Bu 90'a doğru. 90'a doğru bu din merkezli bir ekonomik arayıştı değil mi hocam? Yani amenna, biraz daha din ağırlıklı, dini konularda hassasiyeti olan insanların, helal kazanmaya yönelmek isteyen insanların bir araya gelmek suretiyle bir oluşum, bir kurum, kuruluş kurma ihtiyacı oluşuyor. Mesela bu organizasyonun para kaynakları kimlerdi, nelerdi, nereden geliyordu? Tamamen tasarrufu olan insanlar. Müslüman insanlar, inanmış insanlar. Müslüman insanlar veya bu çalışmalar içerisinde benim de bir katkım olsun diyen insanların bir araya gelmesiyle böyle bir kuruluş meydana geliyor. Adı zaten kar zarar ortaklığı şeklinde oluşuyor. Kar zarar ortaklığı. Ancak altyapı farklı kuruluyor tabii. Türkiye'deki kurulmuş olan diğer çok ortaklı şirketlerin altyapısı dünya organizasyonlarına benzer kuruluyor. Bu biraz daha farklı. O dünya organizasyonuna benzerden kastınız ne? İşte borsa, halka açık şirketlerin borsada işlem görmesi şeklinde olması gerekirken burada farklı bir yapı oluşuyor. Evet. Başarıya ulaşmalar oldu ama ulaşamamalar da oldu. Bu yüzdeler misiniz? Kaçtır bunlar? Yani %5'i ulaştı ya da 50'si ulaştı. Siz çünkü hepsini biliyorsunuz bunları. Bu 28 Şubat öncesindeki Meclis Araştırma Komisyonu'nun yaptığı çalışmalarda yaklaşık Konya bazlı 85 şirket kuruldu. 85 holding. Evet. Holding diyorlardı. Adı holding veya anonim şirket fark etmez. Ama bu çalışmaların neticesinde pek çok tecrübe edinildi, pek çok kazançlar çıktı
Evet. Ama sonuçta pek çok insan da bundan zarar gördüğü için siz 85 olunca şaşılaştı. Benim ilk anladığım şey bir kere Konya çok zengin bir şehir. Yani 85 yeni şirketi ortaya koyabilecek bir maddi güce sahipmiş demek ki. Ama herhalde mesela yine o çalışmadan hatırlıyorum ben okumalarımdan. Sadece Konya merkezi değil, yurt dışındaki gurbetçilerin de birikimleri bu holdinglere geldi değil mi? Tabii bu sadece Konya merkezde değil. Ama gidip yurt dışındaki Konyalılar veya başka yerlerden gelmiş olan insanlar da bu katılıma destek verdiler. Ama sonuçta başarılı olmadılar. Belki Müslümanlar bu konuda sermaye ile imtihan olmuş oldu. İmtihan da bana göre çok başarılı olmadı. Kaybedildi. Aminna. Sayın Müftüm, İslam'ın bir ekonomik öngörüsü, bu tür çalışmalarda bir vurgusu yok mudur? Konya düzleminde bunlar daha önce bu şehrin dindarları açısından tecrübe edilmiş değil midir? Niye Namık Bey'in işaret ettiği sonuç ortaya çıktı? Sizin kanaatiniz ne? Şimdi tabii burada iki yönü öne çıkarmak lazım. Birisi, şimdi deniyor ki Batı insanı önce projeyi yapar, sonra işe başlar. Orta Doğu Arap insanı işi bitirdikten sonra proje yapar. Evet. Türk insanı da kervan yolda düzülür. Projeyle işe aynı anda başlar. Tabii abimizin de söylediği gibi ortada bir örneği yok. Yasaklar var. Bu yasakları delmeye yönelik olarak bir faaliyet başladı. Öteki taraftan da şöyle bir tespit vardır. Belki bütün illerimiz için geçerli olmayabilir ama Cumhuriyet döneminin siyasi erkinin küstüğü şehirler kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan şehirlerdir. Ama siyasi erkin yatırım yaptığı şehirler, büyük işletmelerin devlet eliyle kurulduğu şehirlerde bu biraz daha geri plandadır. Bugün gelinen noktada da o küsülen şehirler, mesela Kayseri, Konya bunların başında gelir. Kendi ayakları üzerinde atağa geçmiş şehirlerdir. Dolayısıyla tabii bu bir tecrübe olmuştur. Ama o 28 Şubat'ın baskıcı tutumunun da o kayıplardan, zararlardan etkisi vardır diye düşünüyorum. Ama işte en önemlisi de ortada bir örneği yok. Hocam, yeni başlıyor. Acaba şu olabilir mi? Yani kendisi için bir ekonomik model arayışındaki Konyalı, inanmış insan bunu biraz dikkatsizce yapmış olabilir mi? Ve bundan dolayı zararı uğramış olabilir tabii mi? Tabii ki ya. Bunların hepsinin payı var. Ya da ehil olmayan insanlar, yani mesleği ticaret olmayan, ticarete sonradan dahil olan insanlar bu işletmelerin önemli yerlerine gelmişti mesela o dönemlerde. Tabii bunların hepsinin etkisi var. Bir bütün olarak değerlendirmek lazım ama ben bir Konyalı olarak o dönemde Konya'nın çehresinin değiştiğini gördük yani yatırımlar bugünlerde size mesela açısından. Böyle isteklerle gelen var mı? Hocam biz bir şirket kuracağız, bu şirketin İslam'a uygun olup olmadığını bizim için araştırır mısınız diye sizden bilgi tabii isteyen... Tabii ki hassasiyetler devam ediyor. Yani Konya şimdiye kadarki konuşmalardan da anlıyoruz ki doyuran bir şehir. Evet. Ve bu yönüyle de göç veren değil göç alan bir şehir. Evet. Ama bu doyurması hem manevi alanda hem ekonomik alanda kendisini göstermiştir. Evet. Yani 85 Holding'in o dönemde ortaya çıkması da hem Konya'ya, Konyalı'ya bir teveccühün olduğunu gösteriyor. Hem de Konyalı'nın bu anlamda zayıf olmadığını gösteriyor. İstismar olarak bakmıyorsunuz siz. Değil mi? İstismar olarak benim anladığım o. İyi niyetle çıkılmış. İyi niyet diyorsunuz. Tecrübe kazandırmış. Şehrin çehresini değiştirmiş. İlerideki benzer faaliyetlere de örnek olmuş diye düşünüyorum. Konya dışında bu şirketlere yatırım yapan ve sükutu hayale uğrayanların İslam'a dair kanaatlerinde de belli kırılmalar olmuş mudur diye. Şimdi Sayın Dekanımıza sorayım ben. Olmuş mudur hocam? Konya'da İslami sermayenin üretime dönüştürülme pratiği aslında bu holdinglerden önce de bir denemesi yapılmıştır. 60'larda değil mi? Hayır yani 80'li yıllardan önce başlamıştır. Hasan Hüseyin Varol hocamızın Hayra Hizmet Vakfı'nda, vakfın evet. ismini de söyleyelim. Karz-ı Hasen diye bir sandığı vardı onun ve emanet sandığı denilen bir sandıktı bu. Epey bir hizmet verdi. Bu bir model oluşturma çabasıydı aslında. Evet. İşte bundan sonra biz bu holdingleri görüyoruz. Konya holding evet. patlaması yaşamıştı o yıllarda.
Bu bir başarı öyküsü olacaktı. Anadolu kaplanları şudur budur. Fakat işte diğer sermaye çevreleri bu Anadolu kaplanları denilen, yani bu sermaye grubunu biraz küçümseme, biraz kıyıya evet. itme çabaları da vardı. Sayın Dekanım, özür dilerim. Şimdi Karzı Hasan dediniz mesela, Mustafa Erol var. Sevgili seyirciler, Konya'da Sanayi Camii'nin imamı. Söz konusu ediyor musunuz Karzı Hasen'i? Ve nedir Karzı Hasen? Bir cümleyle ama. Karşılıksız, birbirlerinin insanların menfaat noktasından uzak, öldükten sonra dirilmeyi esas alan hayatı, bu dünyada tatbik noktasından hareketle yardımlaşma esası. Sayın Müftüm, buyur. Evet. Şimdi Karzı Hasen, bir Kur'an-ı Kerim'de hocamızın dediği gibi genel anlamı var. Allah için, Allah'a ödünç verme manasında her türlü yardımı infak içine alır ama İslam fıkhında Karzı Hasen faizsiz ödünç vermedir. Faizsiz ödünç para vermek. Tabii ki. Bugün Türkiye'de inanarak inancıyla yaşamak isteyen esnafın belki de en çok ihtiyaç duyduğu işte şu sizin, Sayın Müftüm çok teşekkür ederim, ifade ettiğiniz kavram. Ben Sanayi Camii imamımız Mustafa Erol'a bunu sordum. Siz esnafa, oradaki sanayi esnafına bunu anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Karşılık, uygulamada bir karşılık görebiliyor musunuz orada? Uygulamada karşılık Konyalılık esası üzerinden giderseniz var. Evet. Sevgili seyirciler, Ramazan Aksoy esasen bir matematik öğretmeni ve 30 yıla yakındır, belki de aşkındır Konya'da eğitime hizmet etmekte. Ama inanmış insanların kendi gayretleriyle bir eğitim modeli ortaya koyma çalışmalarına, çabalarına da Konya'da katkı vermekte. Namık Güler Bey'in ekonomik modelde tecrübe ettiği şeyi eğitimle ilgili çalışmalarda tecrübe etmiş biri. Şimdi kendisine soralım, Konya'daki bu eğitim kurumları kurma, idare etme, oradan çocuklar yetiştirme. Bu bağlamda siz neler tecrübe ettiniz Konya'nın dindarlığında, Müslümanlığında? Teşekkür ediyorum. Eğitimi kurumsal bazda alabildiğimiz gibi ondan daha önemli ve öncelikli alınması gereken husus, bireysel bazda ve kurumsal bir yapı oluşmadan, beşikten mezara kadar bir eğitim anlayışına sahip olan Müslümanlar, daha doğmadan eğitimleri başlar aile içinde, hele geleneksel yapının içinde. Ölene kadar son talkına, öldükten sonra da yine geride bıraktığı hayırlı evlatların hayırlı güzel amelleriyle de devam eder yine evet. onun hayırları. Şimdi ben Konyalı değilim ama Konya'nın üstünlük taraflarım var Konyalılardan. Konya damadıyım. Evet. Konyalıların Konyalı olmayan birisini damat olarak alması da ayrı bir ayrıcalık oluyor tabii. Evet. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet etsin. Kayınpederim ve kayınvalidem Müslüman dindar Konyalılar olarak numune şahsiyetlerdi. Evet. Yani sürekli dua ederler, ibadet ederler, hep iyilik düşünürler, kötülükten uzak kalırlar. Ben bunu şunun için örnek veriyorum, Allah onlardan razı olsun. Konyalının oluşturduğu manevi hava dışarıda hangi dinden, hangi meşrepten, hangi ırktan, neden olursan ol çekiyor ve eritiyor tabiri caizse. Sizi de Osman Bey gibi burada durdurdular. Osman Bey damat olamadı. Siz oldunuz ama sizin de öyle ayrıcalığınız var. Şimdi bu damat olmak ayrıcalığı, biz onu yani bu ataerkil aile içinde, çekirdek aile içinde bile kendini koruyabiliyor ki modern dönemde. Ki Konyalıların en büyük özelliklerinden birisi de modern dönemin eğitimde de modern dayatmalarına en çok direnenlerdir. Aslında genel olarak Müslümanlar modernliği beğendiler. Modernliği ya hatta çok içselleştirdiler de. Çünkü modernlik beraberinde rahatlık getiriyor, zenginlik getiriyor filan. Onları içselleştiler büyük oranda ama şimdi Osmanlı'nın yıkılması ve modern Türkiye'nin kurulmasına ön ayak olan, batılı bir yapının yeniden oluşmasına ön ayak olan azınlık okulları ve özel okullardır. Hristiyanlıkların evet. misyoner okulları veya özel ticari amaçla kurulmuş özel okulları öncülük yaptı. Hocam tam bu noktada bu evet. anlattığınız manzarayı Sayın Müftümüze sorayım mı ben? Sayın Müftüm, bu düşmanın silahıyla silahlanmak diye bir mottosu var değil mi İslam geleneğinin? Bu Sayın Ramazan Aksoy Bey'in işaret ettiği, eğitimci hocamızın işaret ettiği bu mudur? Bu mudur yani? Tam öyle değil. Çünkü düşmanın silahıyla silahlanmak var ama meşru olması gerekiyor o silahların. Yani her yol mubah değildir. Meşru görüntüsü altında da
Mesela bir 15 Temmuz faciası atlattı. Konya'da atlattı, Türkiye'de atlattı. Ders aldık mı biz bundan? Konya ders aldı mı? Sizin kanaatiniz ne? Yani alsaydı bu 15 Temmuz yaşanmazdı diye düşünüyorum. Ama işte bunlar o holding tecrübesi gibi, özel okullar tecrübesi gibi bize güzel şeyler kazandırıyor. Şimdi geriye dönük, geçmişe dönük olarak sorgulamamızı sağlıyor. Evet. Yani bu yapılarda, bu çalışmalardaki gayrimeşruluk, yani İslam dışılıkları şimdi biz artık okuyabiliyoruz. Maddeler evet. halinde sıralayabiliyoruz. Diyelim ki bu paralel yapının aile birliğini katleden, evet. milli birliği katleden, milli bağlardan soyutlayan, ümmet birliğini katleden bir yapı olduğunu şimdi daha rahat okuyabiliyoruz. Daha iç bir okuma yapmalıyız diyorsunuz. Kesinlikle. Söz buraya kesinlikle. Gelmişse kısa bir iki cümleyle hocam almak istiyorum. Konya'da merdiven altı medreseler var mı? Var, bir hayli var. Yani bunlarla ilgili dış basında ve ülkemizdeki bazı basın organlarında İslam dünyasını bölen parçalayan örgütlerin zihinsel arka planının hazırlandığı söyleniyor. Sizin kanaatiniz ne? Şimdi en başta söyledik. Yani Konya'da her yapı kendine bir zemin bulabiliyor. Evet. Yani Konya'nın böyle bir gel değişi var. Bütün Orta Doğu'daki doyuran bir yönü var yani evet. Konya'nın. Ya bu anlamda medreselerimiz var ve bu medreseler doğudaki terör faaliyetlerinden dolayı oradan hicret etmek zorunda kalan ve Konya'yı bu anlamda kendilerine mekan tutmayı tercih eden hocalarımızın kurmuş olduğu çalışmalardı. Konyalı bunları denetleyebiliyor mu hocam? Ya bunların bir kısmı yani Diyanetimizle müşterek çalışmalar yapan medreselerimiz de var. O medreselerde evet. bizim müftülüğümüz bünyesindeki hocalarımızın da görev alması söz konusu. Tabii evet. ki bunlar karşılıklı olarak yapılıyor. Bir de o medreseler doğuda da öyle, Konya'da da öyle. Orada okuyan çocuklar devletin resmi okullarından da diploma alıyorlar. Denklik gibi. Dolayısıyla böyle bir denetim tam olmasa da evet. sağlanıyor diyebiliriz. Yalnız Konyalılar sadece öğrenciyi sosyal bilimler, fizik bilimler açısından eğitmiyorlar. Taraftar da eğitiyorlar. Sevgili seyirciler, taraftar eğitimi yapılıyor. Konya Spor taraftarlarını Ekrem Coşkun ve ekibi eğitiyorlar Konya'da. Bilmiyorum siz biliyor muydunuz bunu? Konya'mız ve Konya Spor'umuzun taraftarı Türkiye'de bir model olma yolunda. Nasıl? Nasıl model olacak? Konya'da slogan atıyorlar, küfrediyorlar. Onlar da herhangi bir taraftar grubunun yaptığını bizim, yapmıyorlar. Bizim taraftarımız her şeyden önce 2 yıldır küfürden dolayı ceza almıyor. Küfürden dolayı evet, ceza almıyor. Bak burası çok önemli. Şimdi, belki de şehrin dini değerlere saygı duymasının dışa dönük en açık örneklerinden biri sayılması gerekir diye düşünüyorum ben bunu. Cümlelerimi şöyle devam ettirmek istiyorum. Buyurun. Her şeyden önce Hazreti Pir'in huzurundayız. Eyvallah. Bizim düsturumuzda yola çıkarken Konya'mızdan Türkiye'de futbol markasının değer kaybettiği bir ortamda, gündemde futboldaki şiddetin ve terörün ancak Mevlana hoşgörüsüyle aşılacağı hususunda çok güzel bir yere getirdiniz beni. Evet. Mevlana hoşgörüsü bahsini konuşacağım ama Turan Arıbey'i bir dinlemek tabii istiyorum. Ki, müdürüm, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürüsünüz siz. Evet. Şimdi Konya ile ilgili bazı kabuller var, veriler var dışarıdan ve içeriden. Gerçekten trafikteki kavga kaynaklı öldürmeler, yaralamalar çok mu Konya'da? Boşanmalar çok mu? Aile içi şiddet dolayısıyla size gelen istatistikler nasıl? Konya ile ilgili böyle algılar var. Yani bununla anlatılmak istenen şu aslında. Ya Konya hoşgörülü ve dindar, maneviyatlı bir şehir falan değil. Bunlar hava civa, gerçeği budur gibi çeşitli gazetelere düşmüş böyle yorumlar var. Sizin kanaatiniz ne? Şimdi bizim elimizdeki istatistiklere göre konuşmak istiyorum. Aslında ilk önce Konya'yı bir nüfus ve coğrafi olarak değerlendirmek gerekiyor. Nüfus olarak biliyorsunuz Türkiye'nin 7. nüfus şehrinden büyük şehirdi. Aynı zamanda 10.3 büyüme oranıyla 28. sırada. Evet. Coğrafi olarak da bakarsak tam bütün illerin merkezi konumunda ve 7 tane giriş ve çıkışı var. Evet. Ve bundan dolayı çok aşırı derecede göç alıyor. Konya göç alan bir şehir. Tabii %28. sırada %10.3 ile büyüme oranı sağlıyor şu anda. Evet. Suç profili nasıl Konya? Suç profiline bakacak olursak Konya'da şu anda emniyetin
Yani bizim genel olarak Türkiye genelinde 15. sıradayız suç olarak. Bütün suçtan suç toplam olarak. Evet, kasten yaralamada, hırsızlıkta, mara zarar verme suçlarında baktığımızda işte 12. sırada, 13. sıradayız. Ama dediğim gibi nüfusta 7. sırada olduğumuz için biz de muadil illerle karşılaştırma yapmamız nüfusa gerekiyor. Nüfusa oranlarsak daha az suç var. Tabii daha az. Suç var. Kayseri, Antep, bu tür Antalya bu tür illerle karşılaştırdığımız zaman ise 7 il arasında 5. sıradayız. Siz yani bu suç... yani Konya'da nüfusa oranla suç oranının az olmasında şehrin dini tutumunun bir katkısı olduğunu düşünüyor çok musunuz? Çok büyük bir katkısı vardır. Burası hoşgörü bir hoşgörü şehridir. Herkes bu yüzden yani birbirine karşı saygılıdır. Trafikte kazada dolayı çok artış var diyorsunuz. Kavga, öldürme. Ya böyle haberler var ya. %2'lik bir artış var. O kadar bir artış yok. Boşanmalarda da 2014-2015 arasında %1'lik, eksi %1'lik azalma. Azalma var. Tabii 2015 ile 2016 arasında da %-9'luk azalma mevcut. Evet. Semin Hanım'a bir soralım mı? Semin Hocam, şimdi Sayın Müdürümüzün Turan Arıbey'in verdiği veriler var. Eksi %1'lik bir şey var, azalma var dedi. Siz Konya'da kadının, kızın, çocuğun eğitimine çok emek verdiniz. Ne söyleyeceksiniz bize? Konya'da kadın profili ne ki biz bunu dindarlıkla, dini tutumla ilişkilendirdiğimiz için soruyoruz evet, size. Manevi iklim hala etkisini devam ettiriyor ve biz de devam ettirmesine destek oluyoruz. Bütün hanımlar olarak biz derken Konya Hanımlar grubunu temsil etmek istiyorum ya da STK grubunu temsil etmek istiyorum. 1989'da Konya'ya geldim ve Konyalı oldum. Konyalı değilim, eşim de Konyalı değil. Ancak şu anda Türkiye'nin herhangi bir şehrini teklif etseniz gitmeyiz. Konya bizim şehrimiz oldu. Konya'yı, Konyalı'yı seviyoruz. Konya manevi iklimde aile eğitimi devam ediyor. Ailenin içinde devam ediyor. STK'lar tarafından aileye destek devam ediyor ki. Aile Bakanlığı ismi hayalken Konya Aile Mektebi'ni başlatmıştı. Ancak başlatan biz değiliz. Konyalı değil. Yine Mevlana'ya, yine Pir'e teşekkürlerimizi sunuyoruz huzurunda. Evet. Denir ki tarihte, tarihçi hocalarım kaynağını daha iyi bilir. Ben kaynağını çok araştırdım, bulamadım. Moğol istilasından sonra ilk aile mektebi ismiyle aileyi eğiten Mevlana'dır. Hocam, Konya'da kadın baskı altında mı? Hayır, kesinlikle çok rahat söylüyorum. Hayır, dışarıdan gösterilen algı veya dışarıya sunulan vitrin belki böyle. Şiddet evet. Konusunu hemen söyleyeyim. Buyurun. Sayın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ki Ercan Hocam burada kademi kurduğumuzda, Konya Aile Destek Merkezi'ni kurduğumuzda ki Türkiye'de bir ilkti. Şimdi örnekleri çoğaldı. Bu da bizi sevindiriyor. İlk yıl 1000 kişi başvurdu. Bu 1000 kişinin... Eğer Konya'da kadının böyle bir problemi yoksa ailenin niye böyle dernekler kuruyorsunuz? Dernek değil, bu bir destek merkeziydi. Destek merkezleri niye kuruyorsunuz amaç o zaman? Amaç danışmanların, aile danışmanlarına gidemeyecek insanlara bir merkez açmaktı. Yani bu Konya'da çok az bir kitle mi bu durumdadır size Hayır. göre? Hayır, o 1000 kişiden sadece %2 kişi fiili veya sözel şiddet uyguladığını söylemişti. %2. Çok, çok teşekkür çok düşük ederim. Bir rakam bence. Şimdi Ahmet Demirel Bey, sevgili seyirciler, Hadim müftüsü. Hadim Konya'nın en uzak ilçelerinden biri. En yükselti açısından da yüksek ilçelerinden biri. Yaşamak zor Hadim'de. Yalnız Hadim'de Osmanlı ilmiye geleneğinin son büyük adamlarından biri Muhammed Said Hadimi Hazretleri yaşıyor. Tıpkı o da Hazreti Mevlana gibi kendisine, dönemine ışık olmuş bir zat. Mehmet Demirel, Ahmet Demirel hocamız Hadim'de müftü olarak bazı hizmetler yürütüyor ve Konya düzleminde iyi çalışan müftülerden biri diye biliniyor. Niye sizi iyi hizmet eden müftü diye biliyorlar? Ne özelliğiniz var sizin Ahmet Hocam? Teşekkür ediyorum. Devletin bize vermiş olduğu görevi yapmaya çalışıyoruz. Başkanımızın, Diyanet İşleri Başkanımızın son yıllarda gündeme getirmiş olduğu adanmış din görevlisi, atanmış değil de o da bizim için bir parola oldu. Kendisine de burada atanmış teşekkür ederim. Atanmış değil, adanmış. Adanmış din görevlisi olmak. Bu bir Müslüman için, hayatın burada her yerden görevli hocalarım var, kardeşlerimiz var. Hepimiz için geçerli olan bir husus. Hadim'in nüfusu kaç hocam? Merkez 3100. Toplam 12.800. Hemen herkesi tanıyorsunuz siz orada. Neredeyse. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili seyirciler, Ahmet Koyuncu, doçent, doktor, sosyolog. Kendisi Konya'da komşuluk ilişkileri üzerine bir doktora çalışması yaptı. Sayın Müftüm, herhalde
dini tutumun en olumlu, en görünen yanlarından biri de komşuluk ilişkisi değil mi? İslam'ın toplumsal bağlamda en öne çıkarttığı kavramlardan biri de komşuluk. Ahmet Bey'e soralım, hocam siz ne sonuçlar elde ettiniz Konya'da komşuluk ilişkileri bakımından, bize özetler misiniz? Tabii komşulukla ilgili olarak Konya özelinde bir şey söylemek için önce şöyle genel anlamda komşulukla ilgili söylenenleri bir özetleyeyim ki Konya'nın bu anlamdaki farkı ortaya çıksın. Çok uzatmayacağım, sadece şunu söyleyeceğim. 1900'lü yıllardan bu tarafa batılı sosyologların üzerinde durdukları en önemli konulardan biri de komşuluğun modern dönemde biteceği, yalnızlığın ve yabancılığın artacağı yönünde. Elbette modernite, küreselleşme ve onların beraberinde getirdiği fiziksel yapılanma, sosyokültürel yapılanma doğal olarak insan ilişkilerini etkiliyor. Komşuluk da bunlardan etkilenen kurumlardan biri. Özellikle kutu kutu üzerine koyulmuş binalarda fiziksel yakınlıklar artsa da hepimizin bildiği gibi sosyal mesafeler gittikçe birbirinden uzak hale geliyor. Açılıyor, evet. Dolayısıyla daha önce, yani moderniteden önce muhtaçlık, ihtiyaç perspektifinde kurulan komşuluk ilişkilerinin günümüz dünyasında büyük bir bölümünün hizmetler sektörü aracılığıyla tamamlandığını da gördüğümüzde bu anlamda komşuluk Konya'da da değişiyor, hocam, dönüşüyor. Hocam tarihi ama şehrin olduğu yerlerde komşuluk ilişkileri daha mı iyi oluyor? Yani o eski Konya evlerinin tarihi yapıların olduğu yerlerde daha mı iyi oluyor? Elbette, öyle bir, öyle bir sonuç var mı yani? Tabii ki ciddi anlamda bir toplumsal hafıza, bir tarihi bellek var. Yıllardan beri sürdürüle gelen bir ilişkiler ağı var. Evet. Herkes birbirini tanıyor. Herkes birbiriyle hemhal. Mesela siz sürekli Konya'nın dönüştürücü etkisinden bahsettiniz. Sayı çok kalabalık olduğu için girmek istemedim ama size önemli bir rakam söyleyeyim. Konya 2000 yılı itibariyle TÜİK rakamlarına göre %88.5'i, yani %90'ı yaklaşık Konyalılardan oluşan bir şehirdir. Evet. Dolayısıyla böyle homojen bir şehirde insanlar için komşuluk vazgeçilemez sosyal müesseselerden biridir. Şimdi izin verirseniz Konya'nın eski mahallelerinden birinde imamlık yapan İbrahim Özkürkçüler Bey var. Eski mahallesi dediğimde herhalde bir, yani 100 yıllık, hemen hemen 100 yıllık bir mahalledir. Halen toprak damlı evlerin bulunduğu, kerpiç evlerin bulunduğu, aralarında dışarıdan gelen Suriyelilerin de yer aldığı bir mahallede imam hatiplik yapıyorsunuz. Evet. Ve zannederim mahalleliyle aranız iyi bu program için önerildiğinize göre. Evet. Burada anlatılan Konyalı Müslüman kimliğini görüyor musunuz, yaşıyor musunuz? Göremediğiniz şeyler neler, onu sorayım size. Şimdi aslında çok geniş yelpaze içine alacak bir izahat gerektirir bu sorunuz. Ama özetleyecek olursak, bizim çocukluğumuzda Halil İbrahim Sayar abinin, ondan sonra diğer hocalarımın, tabii benden daha büyük babalarımız yaşında olması hasebiyle ben söylerken belki de sıkılıyorum biraz ama yaşamış olduğumu aktarmaya çalışıyorum. Bizim evlerimizin hepsi kamış çelenli, eski Konya tabiriyle. Kamış çelenli, toprak örtülü, üstünde de oluktan içeriye su vermesin, kar şey etmesin, sızmasın diye kayrak denilen bir toprak dökülürdü. Biz o evlerde büyüdük. Evet. Hayatlarımızın, avlularımızın sokak kapısından girişte bir haremlik, içeride de selamlık bölümümüz vardı. Ara hayat derdik, arada bir kapımız vardı. Ve tandırımız, yakacağımız, köyden kentten gelen misafir olursa tanıdık tanımadık. Bak tanıdığımız, tanımadığımız. Onlar orada kalabilecekleri içeride abdest leğeni, ıbrığı ve yüklük diye tabir etmiş olduğumuz o abdesti alabileceği minik bir ortam, yani 1+1 ihtiyaçlarını giderebileceği bir odası olurdu. Oranın evin kendi efradıyla hiçbir bağlantısı yok. Böyle durumdaydı evlerimiz. Fakat şimdi bunlar tabii şimdi hayal oldu değil mi? Şimdi ona benzer ufak tefek kalıntılar var. Kentsel dönüşüm, kırsal dönüşüm, ekonomik dönüşüm, rantsal dönüşüm falan derken bu hayatsal dönüşümde ne yazık ki kendisini bu hısım, akraba, komşuluk ilişkileri arasında da demografik yapıyı değiştirdi. Evet. Ne yazık ki değiştirdi. Birbirimize güven açısından diyecek olursak halen bizim evlerimizde kapı arkasından sürgelenmeden, kilitlenmeden kapı asılındığı gibi o şekilde girilir yatılır. Evet. Şu anda halen öyle. Ama şu anda kozmopolit bir duruma geldik. Bizim orada Irak'tan göç edip gelen, önceki gelen kardeşlerimizden var. Suriye'den gelen kardeşlerimizden
kesafet bir şekilde var. Yoğun bir şekilde. Siz onları var. Tanıyor musunuz? Tanıyorum. İmam olarak cemaate, camiye gelip gidiyorlar mı? Geliyorlar, İhtiyaçlarınızı gidiyorlar. Soruyorlar İlgileniyorum. Mı? İlgileniyorum. Alevi olanı da var. Minel Ekrat, Kürtlerden olan, köylerden gelenler de var. Evet. Sünni olan da var. Hanefi ve Şafii olduğu halde Şafii mezhebinin uygulamasını bilmeyenler de var. Evet. Vesailün Nefise'den veyahut da başka kaynaklardan onlardan da ilgilenmeye çalışıyoruz. Şu anda bizim maddi olarak ilk etapta ilgilendiğimiz, Allah kabul etsin, 30'a yakın bir ailemiz var. Orada bize komşu olan. Yanınızda Hamza Mansur var. Sevgili seyirciler, Hamza Mansur Türkiye'ye göç etmiş Suriyelilerden bir kardeşimiz. Yalnız Konya'da diğer şehirlere nazaran çok başarılamayan bir şeyi başardılar. Hamza Mansur Konya'da çeşitli resmi ve özel kurumların Suriyelilerle ilgili organizasyonlarının tümünde neredeyse bulunuyor. Ve 5 yıla yakındır da Konya'da bir Arapça dergi çıkartıyorsunuz değil mi? Hem gazete çıkartıyorsunuz. Evet, sizi teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. 5 evet. Yıldan beri buradayım, Konya'dayım. Şu anda Arapça gazete, Merhaba Arapça gazetesi çıkartıyoruz. Sadece Suriyelilere yönelik değil, Konya'daki yaşayan bütün mülteci kardeşlerimize yönelik. Konyalılar size ensar oldular mı hocam? Bana onu söyleyin. Sizi muhacir diye takdim etti pek çok konuşmacı. Ensar oldular mı size? Biz o Konya'ya gelince Konya'yı Medine'ye olarak biz benzetiyoruz. Evet. Ben 5 yıl buradayım. Hiçbir zaman yabancı olduğumu hissetmedim. Hatta artık şu anda Konya'da olduğumu söyleyebiliyorum. Diğer Konya'da arkadaşlarımız, dostlarımız gibi Konya'nın bütün mahalleleri, sokakları, batı çıktıları, bütün batı çıktıları. Yani kestirme yolları bile biliyoruz. Evet. Tabii batı ki, çıktı bir Konyalı tabiri, alt geçide, üst geçide batı çıktı diyorlar. Hamza Mansur bir Suriyeli, onu bile öğrenmiş Konya'da. Biz akşamdan beri Konya'nın dönüştürüp dönüştürmediğini, dönüştürdüyse nasıl olduğunu soruyorduk. Konyalılar size ensar oldular yani, öyle diyorsunuz siz. Tabii ki, yani hatta eyvallah. Şu anda biz Mevla'nın huzurundayız. Aklıma böyle bir Mevla'nın sözü geliyor. Her insan bir yağmur tanesi gibidir. Kime güle düşer, kime çamura düşer. Fakat gerçekten Konya manevi huzur ve hoşgörü bir şehir olduğunu... Biz İl Manevi İklim Programı için daha doğudaki bazı şehirleri gezdik. Onlardan birinde dediler ki bize, Suriyeliler, biz Konya'ya gitmek istiyoruz çünkü Konya'da Suriyelilerin hiçbir problemi yok dediler. Efendim şimdi içimizden birinde bu şehrin sanatına, estetiğine hizmet eden birini tanıyacağız. Önceden tekkelerde semanın yanında dervişler musikiyle uğraşır, güzel sanatlarla uğraşır, işte mesneviyle uğraşır, pek çok işler yaparlarmış. Ben de semanın yanına bir şey koymak istedim ve sikke yapmak benim en büyük hayalimdi, derviş sikkeleri. Ve öyle başladı benim keçeyle gerçek anlamda mistik boyuttaki buluşma. Keçe ve sikke olana kadar geçirdiği aşamayla insanın insanı kamil olana kadar geçirdiği aşamalar arasındaki müthiş benzerliği keşfetti. Yünün kirlenmesi nedir? İnsanın kirlenmesi nedir? Biz buna günah diyoruz. Ben günahla kirliliği biraz ayırıyorum. Kirlilik Allah'tan gafil olma halidir ama insan günah işleyebilir. O yünü dere kenarında bilirsiniz önceden köylü hanımları bir taşın üzerine koyar ve tahtadan tokuşlarla da vururlardı. Ve her tokuşta yün beyazlaşır, kabarırdı, böyle ağarırdı. Aslında bu şunun bir tam karşılığı, bizim hayatımızdaki bütün bu koşuşturmalar, bu stresler, gelgitler, iş dünyamızdaki bu çelişkiler kafamıza vurulan birer tokuş gibi. Yani Hazreti Allah bize şunu söylüyor adeta, gücü gücün sahibine ver. Ben deme, lütfen sen yap, ben seni seyrediyorum, ben yapacağım sen beni seyret deme. Bu bir arınma halidir, bu bir farkındalık halidir.
deri kazınır, ilaçlanır, şaplanır, gerilir ve deriye acırdım bazen. Yolculuğu ne olacak bunun diye. En sonunda ne olur? Bütün o eziyetleri çeker deri ve podyuma çıkar, bir güzel bedeni sarar. Keçiyi keçi yapan mistik boyutudur. Bu boyut klasik keçeden de, keçenin modern halinden de çok daha önemlidir. Keçenin yolu nedir? Dervişin yoluyla beraber gittiği bir yoldur. Hiç kimse tek başına keçeci olamaz. Çünkü bu emek yoğun bir iştir. Yünün tırkılması, yıkanması, taranması, boyanması, nakışlanması, tepilmesi belki 20-25 tane teknik aşamadan geçer. Bir keçenin tamamen bitebişmiş olması için. Ve ben değildir oradaki özne, bizdir. Biz yaptık. Fatma Şeref Hanım, Konya'da bir avukat, Fatma Toru Hanım, belediye başkanı. Şimdi önce Fatma Şeref Hanım'a bir sorayım. Siz Konyalı değilsiniz. Konya ile ilgili söylenen şu anda olumlu olan her şeye gönülden katılıyorum. Konya'yı çok seviyorum. Her şey beni ilgilendiriyor. Bu Konyalılık demekse, evet, kabul ederlerse. Şöyle bir şey, Konya son zamanlardaki bu Suriyeliler ya da dışarıdan gelen göçler değil. Bana göre 50'li 60'lı yıllardan itibaren çok ciddi göç almış bir şehir. Ve Konyalılık dediğiniz zaman bunun katmanları var. Ahmet Çalışır Beyefendinin verdiği isimler, nüve isimler mesela, İnci gibi onu sıraladığı isimler daha köklü Konyalıları temsil ediyor. Yani ben yabancı birisi olarak şunu fark ediyorum. Konya'ya da 50 yıldır yaşayan Konyalı profili farklı, 50 yıldır yaşayan farklı, 100 yıldır yaşayan farklı. Ve arada bir direnç varsa yeni gelenlere, bu en eskilerden değil. Her katman bir sonraki gelene bir direnç koyuyor. Hmm. Bir de burada çok yoğun bir üniversiteli gençliğimiz var. Yine misafir olarak ne kadarı bizler kadar burada kalacak bilmiyoruz ama işte bir hocam bahsetti, o 45 yıl önce gelmiş, ben 28 yıl önce gelmişim, siz 25 yıl önce gelmişsiniz. Ve şu anda bizim gibi Konya'da yaşayan böyle büyük bir nüfus var. Konyalılığı o yüzden tanımlamak çok zor hale geldi. Evet. Yani ama ilk bakışta tabii ki dışarıdan bakıldığı zaman Konyalılar bir dindarlığı temsil ederler. Evet. Manevi bir bakış açısını hayata temsil ederler. Ve dahası bu iki taraflı bir şeydir, belki kabulleniştir. Bunu temsil etmekten kendilerini sorumlu hissettikleri için, evet, davranış işlerinde çok öyle değilse bile yaşantıları buna özen gösterirler. Turan Bey'in, Asayiş Şube Müdürümüzün aktardığı bilgiler, sizin avukat olmanız hasebiyle siz nasıl yorumlarsınız bu istatistiklere? Katılır mısınız bunlara? Katılıyorum. Suç oranının az olmasına kesinlikle katılıyorum. Konya'ya girdiğiniz andan itibaren, eğer başka bir şehirde bir süre kalıp tekrar geldiğiniz an o huzuru hissedersiniz. Hakikaten bir Medine değildir elbette ama yarı Medine havasını hissedersiniz. Evet. Son şunu ekleyeceğim. Buyurun. Hemen vakit almak istemiyorum. Ona dikkat çekip bırakmak istiyorum. Belki Konyalılar cevap versinler diye. Ben Konya ile ilgili olumsuz ve negatif şeyleri geldiğim günden beri sadece Konyalıların şikayetinden duydum. Bizden değil yani. Evet. Onu samimiyetle ifade edeyim. Herhalde kendi çocuklarını, evlatlarını belki korumak amacıyla çok mu sıkıyorlar? Evet. Belli bir davranışa mı zorluyorlar? Fatma Bey'e soralım mı bu soruyu? Fatma Toru Hanım'a. Meram Belediye Başkanımıza. Başkanım, son birkaç cümleyle sizden Fatma Şeref Ceren Hanım'ın sorusunun cevabını alayım mı? Şimdi özellikle şunu ifade etmek isterim. Bakın, bilinçaltında Fatma Bey dediniz. Özellikle öyle belediye başkanı, evet. Fatma, onu dikkatinizi Şeref, çekerim. Ceren tabii, evet. Şeref olunca, evet, evet. Şimdi bilinçaltında maalesef. Fatma maalesef, Şeref Ceren Hanım. Maalesef şimdi tabii belediye başkanlığına geldiğimizden beri bunu birkaç defa duyduğumu ifade etmek isterim. Hatta daha öncesinde de müdürlük yaptığım yıllarda
15 yıl önce Konya'daki ilk kadın müdürlerden biriydim. Bulunduğum kurumda, bürokraside. O zaman da tabii müdür bey, müdür bey diyerek insanlar geliyordu. Şimdi tabii Konya'da ilkleri gerçekleştirmek veya birçok şehrimizde ilkleri gerçekleştirmenin bunlar zorlukları ve kabul görmesi gereken durumlar. Evet. Şimdi tabii Konya için özellikle şunu söylemek lazım. 1950'li yıllardan sonra Türkiye'nin pek çok şehrinde olduğu gibi Konya'da göç aldı. Ama bizim göç aldığımız yerler kendi köylerimizden, kasabalarımızdan, kendi kırsalımızdan aldık. Evet. Dış göç çok fazla yok bizde. Bunun etkisiyle de şehirlerimizde plansız bir ve kaçak yapılaşma dediğimiz hadiseler oluştu. Yapı stoğumuz çok da kaliteli değildi. Evet. Tabii bu anlamda bunların dönüştürülmesi gerekiyor. Az önce beyefendi ifade etti. Kentsel dönüşüm mü, ransal dönüşüm mü? Şu anda biz kentsel dönüşümü yoğun uygulayan belediyelerden biriyiz. Başkanım, izin hatta verirseniz ben size şunu sorayım mı? Siz bir Müslüman hanımsınız ve belediye başkanısınız. Konya'da Müslüman hanım profilini siz temsil ediyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili olarak? Şimdi tabii ki bir misyonumuz var bu konuda. Sadece Konya'da değil, Türkiye'de temsil ediyoruz. Temsiliyetimiz sadece Konya'yla sınırlı değil. Bizler yıllarca eğitim alanında, çalışma alanında, siyasetteki temsiliyet olarak belli bir statüde bulunma anlamında kılık kıyafetimizden dolayı, inancımızdan dolayı veyahut bireysel tercihlerimizden dolayı istediğimiz yerlere maalesef yıllarca ulaşamadık. Ne zamana kadar? 2013 yılında hükümetimizin ve özellikle mensup olduğum AK Parti iktidarının 2013 yılında yapmış olduğu demokratikleşme ve normalleşme sürecindeki kanuni düzenlemeler, mevzuat düzenlemeleri ve attığı adımlarla birlikte bize bu yol açılmış oldu. Benim eşim ilahiyatçı, aynı zamanda hafız. Kendisi de Konyalı değil, o da bir Konya damadı aynı şekilde. Burada konu olduğu için ifade etmek istedim. Ve 2013 yılında özellikle bu düzenlemelerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde kendisini bir televizyon programında izlemiş. Bundan sonra işte inancından dolayı belli yerlere gelememiş başörtülü hanım kardeşlerimiz de belediye başkanı olabilecek. Şehircilikten anlayan, bu alanda kendisini yetiştirmiş hanım kardeşlerimiz ifadesine yola çıkarak bana dedi siyasete sen de gir, aday ol dedi. Evet. Bakın, hem ilahiyatçı hem hafız eşim. Yani burada şimdi inanan insan profili anlamında baktığınız zaman ilahiyatçı bir eşine, hanımına çık sen de aday ol demesi birçok kişi için kolay bir durum değil. Kabul gören bir durum değil. Ama burada önemli olan eğitim ve bakış açısı ve onun da telkinleri ve yaptığımız istişarelerle bu yola adım attık. Başörtülü olmanız dolayısıyla, kapalı olmanız dolayısıyla siz hiç şu tereddüdü yaşadınız mı? Ben nasıl belediye başkanı olacağım? Tereddüdü çektiniz mi? Böyle bir endişe çektiniz mi? Hayır, kesinlikle çekmedim. Çünkü 18 yıllık bir belediyecilik geçmişimiz vardı. Hani kurumsal peki, anlamda, şey iş anlamında. Başkanım? Ben başörtülüyüm. Bu nihayet İslam'ın göstergelerinden biri, Müslümanlığın. Daha dikkatli olmalıyım. Tabii, kesinlikle o hassasiyetimiz her zaman var. Dediğim gibi sadece şu anda Fatma Toru'yu temsil etmiyorum. Evet. Veya Konya'daki hanımları temsil etmiyorum. Evet. Türkiye'de bizim inancımızda, çizgimizdeki, bizim misyonumuzdaki pek çok hanım kardeşimizi temsil ediyorum. Benim buradaki temsiliyetimle birlikte, buradaki başarımızla, hal ve hareketlerimizle birlikte bu hanım kardeşlerimize de bu yollar açılmış olacak. Konya dışında bir başka Türkiye şehrinde siz kendinizi bir belediye başkanı olarak bu profille görebiliyor musunuz? Bu Konya'ya has bir hoşgörü mü, kabullenme mi? Şimdi tabii bu süreç şu anda Türkiye anlamında baktığımız zaman bu bir süreç. Dediğimiz gibi Konya çok daha milliyetçi, maneviyat anlamında değerlerine sahip çıkan bir şehir. Evet. Pek çok şehrimiz Türkiye genelinde çok daha kozmopolit bir yapıya sahip. Evet. Belki bizim çıkış noktamız olarak baktığımız zaman veya adaylık süreci anlamında Konya en doğru şehirlerden biriydi. Ercan Bey'e sorabilir miyim buradan? Sevgili seyirciler, sözü Ercan Ustu Bey'le başlatmıştık. Kendisi baştan bir Konyalı ve Konya profili çizmişti. Efendim bu Sayın Başkanımızın Fatma Toru Hanımefendi'nin de ifade ettiği, İbrahim Özkökçülerin de ifade ettiği, rejinin de bana sık sık sorduğu bir şey var. Hazreti Mevlana'yı ve hoşgörü kavramını ne zaman konuşacaksın, süre bitti diye. Şimdi bu Hazreti Mevlana'nın hoşgörüyle, sadece hoşgörü kavramıyla öne çıkartılması, bu şehrin bir kültür insanı olarak ben size sorayım. Ve sonra sizinle bitireyim. Ne diyorsunuz Hazreti Mevlana'nın sadece bu kavramla algılanması ve Konya bağlamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Konya buna mecbur mu yani? Mevlana'yı böyle tanıtmaya mecbur mudur yani? Şimdi
Hazreti Mevlana'nın çok keskin, sert, belki kızgın olduğu zamanlarda söylediği cümleler de var eserlerinde. Burada büyüklerimizin malumu. Fakat dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu şeylerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Buraya biz uzun yıllar Mevlana Kültür Merkezi'nde de görev yaptım ben daire başkanı olarak. Evet. Yüz binlerce insan gelip gidiyor. Binlercesiyle bizzat birebir muhatap oluyoruz. Evet. Bakın fıtrattan doğan açlığını gidermek için geliyor insanlar buraya. Evet. Yani deniz, kum, güneş üçlüsü yok burada sunacağımız ama evet. Aşk denizi, ilim güneşi. Muhabbet var. Tabii ki bunlar bu engin hoşgörü sözü aslında hani Cibril hadisinde iman, İslam, ihlas sıralaması var. Yani hem itikat imamlarımızın cümlelerinde hem fıkıh imamlarımızın cümlelerinde hem tasavvuf büyüklerimizin cümlelerinde aslında ortak cümleler. Evet. Yani temelinde belki özür dilerim artık hocalarımızın yanında haddimizi aşmış olduk. Estağfurullah. Mesela ehli kıble tekfir edilmez. Evet. Yani esasen akaidimizden başlıyor bu evet. Geniş yelpaze. Mevlana Hazretleri'nin pergel metaforuyla evet. Belki de üslup olarak da dolaylı anlatımından hikayelere bindirerek insanları direkt karşısında suçlama şeklinde bir şey kullanmadığı için, kişiyi aşağılamadığı için böyle bir yöntemle evet. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar gibi dolaylı anlattığı için eserleri çok fazla milyonlarca insan tarafından benimseniyor, üslubu benimseniyor. Müslüman olan Batılılardan da görüyoruz ki insanlara anladıkları dilden evet. Konuşmayı çok iyi başarmış evet. Allah'ın veli alim kullarından bir büyüğümüz. Çok teşekkür dolayısıyla ederim. Dolayısıyla şerefül mekan bilmekin evet. Kaidesince bu büyüklerimiz bizlere kadar bir sosyal genetiği de ulaştırmışlar diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Baştan beri sevgili seyirciler, bütün Konyalıların, Konya'da vazife yapanların, çeşitli alandan dinlediğimiz kimselerin anlattığından Hazreti Mevlana'nın şu cümlesini anladım ben. Konya 1000 yılı biraz aşkın bir süredir Müslüman. Bu anlamda tarihte pek çok şeyi tecrübe etmiş. Gerçek anlamda bir Müslüman insan profili nasıl olmalıdır? Hangi alanlarda nasıl durmalıdır? Bunları sadece teoride değil pratikte de görmüş, acısıyla tatlısıyla yaşamış bir şehir ve nihayet bir tecrübeyi temsil ediyor. O tecrübe her programdan sonra yaptığımız değerlendirmeye göre Konya'da Hazreti Mevlana'nın cümlesiyle özetlenmelidir. Konya diyor ki biz birleştirmeye geldik, ayırmaya gelmedik. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için ve efendim katıldığınız için çok teşekkür ederim. İl il manevi iklimde tekrar buluşmak ümidiyle hayırlı geceler dilerim. Allah'a emanet olun, esen kalın.